Merhaba, ben Doktor Erhan Özer, iç hastalıkları uzmanıyım. Bugün sizlerle COVID ve COVID'le birlikte giden grip, nezle, soğuk algınlığı, mevsimsel alerji ve zatürreler nasıl ayırabiliriz? Bu konuda görüşlerimi belirtmek istiyorum. Çünkü bu pandemi esnasında ve bundan sonra gelecek soruların başında hocam öksürüğüm var, boğazım ağrıyor, başım ağrıyor. Ben acaba COVID miyim, yoksa nezle miyim, yoksa soğuk algınlığı mı gibi sorular gelmekte. Bazen bunları biz bile ayırmakta zorluk çekiyoruz. Ama kısa pratik olsun diye bunları 14 madde altında toplayıp anlatmak istiyorum. Ben şimdi bununla ilgili hazırladığım bir tabloya doğru döneceğim ve kamera bu tabloyu gösterecek. Çünkü bundan sonra anlatacağım bunları, hatta bu tabloyu çekebilirseniz kendinizde de olan şikayetleri işaretleyip hangisine yakın olduğunu bulabilirsiniz. Anlatacağımız olaylar tabii semptomu olan hastalar için ayırıcı tanıya sokacağız. 14 tane bulgumuz var. Şurada görüldüğü gibi korona, grip, soğuk algınlığı, mevsimsel alerji ve pnömokokik pnömoni, yani zatürreyi ayırıcı tanı arasında soktuk. Birinci bulgu olmazsa olmazlardan birisi ateş burada. Ateş görüldüğü gibi koronada ve gripte çok sık gördüğümüz bir bulgu. Neredeyse ateşsiz korona ve grip yok gibi. Ayrıca pnömokokik pnömonide de görüyoruz. Soğuk algınlığında ve mevsimsel alerjide ateş yok. Yani ateşiniz yoksa soğuk algınlığına biraz daha yakınsınız. Öksürük ikinci bulgu. Öksürük gene koronada, gripte çok sık, hatta soğuk algınlığında da çok sık miktarda görülmekte. Yani öksürük aslında zatürrede de çok fazla. Yani öksürükten yola çıkarak ayırmak çok zor. Korona mıyım, grip miyim veya diğerleri miyim diye. Sadece mevsimsel alerjide de gene olabiliyor. Demek ki hepsinde öksürük olabiliyor. Öksürükten bir şey tutturamayabiliriz. Yani öksürüyorsanız korona mıyım, soğuk algınlığı mıyım veya influenza mıyım diye sorduğunuzda onun cevabını veremiyoruz. Boğaz ağrısı koronada sık oluyor, gripte sık oluyor. Soğuk algınlığında çok daha fazla görüyoruz. Mevsimsel alerjide de var. Demek ki burada da öksürük ve boğaz ağrısı hemen hemen hepsinin bulgusu olduğu için buradan da ayırmak çok zor. Pnömonide ise, yani zatürrede ise nadir veya yok. Dördüncü olarak söyleyeceğimiz nefes darlığı. Nefes darlığı ayırıcı tanıda çok önemli, en önemli bulgulardan birisi. Çünkü semptomatik koronalı hastalarda 3-4 gün sonra hastalardaki virüs akciğere indiği zaman orada bir nefes darlığı yapmakta, hastanın oksijeni düşmekte. Halbuki gripte çok nadirdir. Soğuk algınlığında gene görmüyoruz. Mevsimsel alerjide gördüğümüz nefes darlığı da astım tarzında olabilir. Orada hırıltılı, hışırtılı bir solunum olabilir. Zatürrede de olan kısmen olabilir ama koronada olan çok tipiktir. Bir ateş, öksürük, boğaz ağrısı sonuçlu 3-4 gün sonra birden nefes darlığının oluşması koronada bir ayırıcı tanı özelliğini korumaktadır. Demek ki nefes darlığını ayrı tutmak lazım bu ayırıcı tanılarda. Beşinci bulgumuz halsizlik. Halsizlik görüldüğü gibi koronada ve gripte çok sık olmakta. Soğuk algınlığı, mevsimsel alerji ve zatürrede de gene halsizlik bulunmakta. Ama korona ve gripte çok daha fazla sıklıkta görüyoruz. Genel vücut ağrılarıyla hastalar tabii kaslarım, adalelerim ağrıyor şeklinde başvurabiliyor. Koronada bunu görüyoruz ama grip için çok özellikli vücut ağrıları gripte çok sık. Yani paçavra hastalığı gibi grip yaygın kas ağrılarından dolayı hasta yataktan kalkamayacak hale geliyor. Ateşle birlikte varsa ve hasta kalkamıyorsa, yani paçavra gibi ise gripi, influenza'yı düşünmek gerekir. Soğuk algınlığında da vücut ağrılarını görebiliyoruz. Mevsimsel alerjide ve zatürrede daha nadir görüyoruz. İkinci bir ayırıcı tanı, ayırıcı tanıdaki önemli bir bulgu 7. numarada koku ve tat bozukluğu. Koku ve tat bozukluğu bu koronada çok sık gözükmekte, diğerlerinde ise nadir. Yani koku ve tat bozukluğu varsa koronaya ait bir şey diyoruz. Demek ki burada nefes darlığı ve koku ve tat koronaya özgü gibi düşüneceğiz. Diğerleri genellikle ortak semptomlar. Sekizinci olarak burun akıntısı ve tıkanıklık, burunda tıkanıklık. Koronada genelde görmüyoruz, çok az görüyoruz ama gripte görüyoruz. Soğuk algınlığında gene görebiliriz. Mevsimsel alerji de var, zatürrede yok. Demek ki burun akıntısı griple, influenza ile koronayı ayırmada bize kısmen yardımcı olabilir. Dokuzuncu bulgumuz bulantı ve kusma. Bulantı, kusma koronada seyrek, gripte sık, soğuk algınlığında nadir, diğerlerinde yok
Bu demek ki bulantı kusma birazcık gribe daha yatkın olduğumuzu gösteriyor. Ardından bulantı kusmadan sonra ishal diyelim. İshal de gene koronada biraz daha az, gripte daha fazla. Demek ki bulantı kusma, ishal, burun akıntısı, tıkanıklık gibi bulguların olması bizi birazcık influenza'ya, gripe doğru götürüyor. Baş ağrısı da önemli bulgu. Hastaların çoğu baş ağrısından yakınlıyor. Baş ağrısı hem koronada sık oluyor ama gripte çok daha fazla sık oluyor. Soğuk algınlığında nadir. Mevsimsel alerjide olabilir, sinüzit, alerjik sinüzit kaynaklı olabilir. Zatürrede nadir görüyoruz. Baş ağrısı da demek ki önemli bulgu ama koronayla gribi ayırmada önemli bir bulgu değil. Gözlerde kaşıntı, şişlik bunlar koronada nadir, gripte yok, soğuk algınlığında yok. Daha çok alerjik, mevsimsel alerjilerde var. Zatürrede yok. Demek ki gözlerde sadece kaşıntı ve şişlikle geldiği zaman daha çok alerjik bir olayı düşünmekteyiz. Hapşırık keza koronada nadir, gripte seyrek, soğuk algınlığında ve mevsimsel alerjide var. Sık miktarda zatürrede yok. Demek ki korona ile grip arasındaki ayrıcı tanıda burada 13 tane madde söyledik. 2 tanesini şurada gördüğümüz gibi nefes darlığı ve koku tat koronaya özgü gibi yorumlayabiliriz. En sonuncu 14. madde ise damar hasarı. Korona hastalığı bir damar hastalığıdır aslında. Yani nerede damar varsa damarın içerisindeki çeperi, endoteli hasta yapmakta korona ve o damarlarda tıkanıklık yaparak hastaları ağırlaşmasını sağlamakta. Yani hastanın kol damarı tıkanarak, yani aksiller arteri tıkanarak hastada bir kolda nekroz meydana gelebilir. Akciğerlerdeki damarlar tıkanarak buna PIK diyoruz, pulmoner intravasküler koagülasyon. Hastalar yaygın tromboz gibi bir muamele görür, nefes darlığı artar. Kalp krizi olabilir, beyin damarları tıkanabilir. Bu da ayrıcı tanıda önemli. Çünkü diğerlerinde gripte, soğuk algınlığında, alerjide, zatürrede bunları görmüyoruz. Demek ki damar hasarıyla bir hasta geldiğinde, bir kol damarı, bacak damarı tıkandığında veya kalp krizi, beyin damarı tıkandığında altında korona yatmakta olduğunu düşünebiliriz. Demek ki koronaya özgü, spesifik olan şeyler 4 numarada nefes darlığı, hızlı bir şekilde gelişen, 7 numarada koku ve tat bozukluğu, 14 numarada damar hasarıyla gitmesi diye ayırabiliriz. Diğer bulguların çoğu ortaktır. Bu kadar şeye rağmen biz bazen hekim olarak bile hasta geldiğinde bunları ayırmakta güçlük çekmekteyiz. Bazı ilave tetkiklere, tahlillere gereksinim duymaktayız. Toplumda korona fobi oldu. Herkes korona mıyım, değil miyim gibi sıkıntılara girmekte. Ekonomi, iş gücü bozulmakta. Daha önceleri konuşuluyordu işte yüzeyel mesafelerden, kapı kollarından, ne bileyim cep telefonundan koronavirüsü geçer falan diye. Benim şahsi kanaatim yüzeyel mesafelerden, kapı kolundan, masa üstünden, cep telefonundan korona olunmaz. Çünkü oradan aldığınız virüs yükü çok azdır. Eğer maske takıyorsanız, mesafeyi de 1 metreden fazla tutuyorsanız karşılıklı olarak korona olsa bile bir kişide geçme olasılığı çok zayıftır. Koronanın geçmesi için kişinin koronalı bir hastayla 1 metreden daha az mesafede en az 15 dakika temasta olmalısınız ki geçmesi lazım. Onun dışında da ne bileyim kargodan, yemekten, gıdadan geçecek şeklinde ilk başta konuşulan şeylerin şu an anlamsız olduğunu düşünüyorum. Bugün anlatacağım konu bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıkla, sağlıcakla kalın. Teşekkürler.